tekrar merhaba. Bu sefer sanatoryuma geldim. İzmir'in pek bilinmeyen bir yeri burası. Cumhuriyet'in ilk yıllarında verem hastalarının uzun süren tedavileri için yapılmış bir hastane burası. Ama görüldüğü üzere şu anda atıl halde, kullanılmıyor. Şöyle bir gezelim bakalım, işlerine falan bakarız. Ağaçların iğne yaprakları dökülmüş çatısına. Çok güzel bir görüntü almış. İnsanlarımız sanat icra etmekten geri durmamış gördüğümüz üzere. Burada da yanık bir şömine var gibi sanki. Ya da soba. Sobanın konulduğu yer. Burası mutfak ya da banyo tarzı bir yerde, herhalde. Bu yer atıl kalmış ama yani manzarası süper. Yeri zaten ormanın içinde. Karşıyaka Belediyesi'ne aitmiş burası. Orman Belediyesi'ndeymiş daha önce. Karşıyaka Belediyesi'ne geçmiş sonra. Niye atıl bırakmışlar anlamadım. Burayı değerlendirebilirler ama. Genelde içki içen insanların geldikleri bir yer herhalde. Her tarafta içki şişeleri var çünkü. Gördüğümüz üzere manzara mükemmel. Yeri şahane.
Burası çeşmeymiş herhalde zamanında. Öyle gibi gözüküyor. Şurada birisi ateş yakmış. Muhtemelen içeride oturuyorlar. Evet. Muhtemelen burası zamanında yatakhaneydi. Virane olmuş artık. Aslında biraz ürkütücü buralar. Sanki böyle gerilim filmlerinde insanların cinayet işledikleri yerlere benziyor. Issız, virane. Ormanın içinde. Tam film çekilecek yer aslında. Bir yukarı çıkalım. İnşallah yıkılmaz bura. Sanırım kuşlara da ev sahipliği yapıyor burası. En azından birilerinin işine yarıyor. Daha fazla çıkmaya gerek yok.
Hava bulutlu olmasaydı buradan gün batımı çok güzel bir şekilde izlenebilirdi herhalde. Ama hava bulutlu, inanılmaz rüzgarlı. Şehrin bittiği noktadan buraya kadar yürümüştüm babamla birlikte. Ormanın ağaçların içerisinden tırmana tırmana buraya kadar gelmiştim. Bayağı zorluydu ama güzeldi. Siz de gelmek istiyorsanız arabayla gelebiliyorsunuz zaten yolun kenarında. Örnekköy'e girmeniz lazım. Örnekköy kavşağından. Örnekköy mezarlığa çıkacaksınız. Zaten tek bir yol var. Bu yol sizi buraya kadar getirecektir. Örnekköy'e dön otobandan. Örnekköy mezarlık ya da Karagöl yazısını takip et. O yol buraya getirecek sizi. Merhaba.
Bu yukarı giden yol söylendiği üzere Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi'ne gidiyor. Bu yol sizi Karagöl Tabiat Parkı'na götürüyor. Ama ikisine de gitmek istiyorsanız gitmeyin. Şu anda korona sebebiyle kapalı. Videonun tarihi de 1 Şubat 2021. Buraya da yazmışlar zaten. Karagöl kapalı diye. İnşallah arabayla geçenler görüyordur.